Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan bana ben. Bugün size ne yapacağız? Bugün size merakla beklenen telefonlardan bir tanesi Huawei Nova 9S'nin hep beraber detaylı ok incelemesini yapacağız. Vallahi arkadaşlar telefon yanıyor abi. Yanıyor. Çok çok başarılı bir telefon. Açıkçası bu telefonun hem tasarımına hem rengini oldukça beğendiğimi söylemem lazım. Özellikle Nova 9S ile ilgili söyleyeceğim, anlatacağım çok fazla şey var. Çünkü artık orta segment telefon pazarının ülkemizde 7000 TL civarlarında olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da birçok insanın arkadaşlar telefon alırken kılı kırk yardımı görüyorum. Herkes en iyi fiyata en iyi telefonu almaya çalışıyor. Peki Nova 9S bize ne sunuyor? Hadi gelin buna yakından bakalım. Şimdi akıllı telefon pazarında şöyle bir şey var son dönemde üreticiler farkındaysanız. Telefon alırken bir şeylerin yanına bir şeyler vermeye başladı. Ya bu konuda Huawei yani inanılmaz agresif bir üretici. Geçtiğimiz dönemde incelemesini yaptığım Huawei Mate E ile beraber 4600 TL'ye varan arkadaşlar ürün hediye ediyordu. Ve bununla beraber Nova 9S'yi alanlara da yine oldukça güzel hediyeler sunuluyor. Blue TV'den 6 aylık üyelik ve bence en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle Huawei Band 6 yani 900 TL'ye satılan arkadaşlar Huawei Band 6'nın da bu telefonu alanlara ücretsiz bir şekilde verildiğini görüyoruz ki aslında baktığınızda evet bu telefonun fiyatı 6999 TL 7000 TL diyebiliriz. 900 TL'lik bir hediye ile beraber telefonun fiyatı 6000 100 TL'ye geliyor ki aslında biraz muadillere yani rakiplere baktığımız zaman da ne kadar başarılı bir performansa imza attığını görebiliyoruz. Bu telefonun 128 GB hafıza ve 8 GB RAM'li modeli olduğunu söyleyelim. Yani bu telefonu eğer bir telefonla karşılaştıracaksanız fiyatının mutlaka 8 GB RAM'li modelle karşılaştırmanız lazım diye düşünüyorum. Mesela ne diyebiliriz? Daha yeni tanıtılan, geçtiğimiz günler tanıtılan Redmi Note 11 Pro'nun arkadaşlar 8 GB'lık versiyona baktığımızda bugün 7500 TL'leri görüyoruz. O telefonda MediaTek Helio G96 yonga seti var. Bunda Snapdragon 680 yonga seti var. Yani birbirlerine yakın bir yonga seti diyebiliriz ama üretim süreci tarafında ve enerji verimliliği tarafında kesinlikle Snapdragon 680 çok daha iyi bir noktada. Çünkü baktığınız zaman MediaTek Helio G96 eğer yanlış hatırlamıyorsam 12 nanometre üretim sürecine sahip ama Snapdragon 680 yonga seti yani Huawei Nova 9S'ye de kullanılan Snapdragon 680 yonga setinin 6 nanometre üretim sürecine sahip olduğunu görüyoruz ve aslında çok daha yeni bir işlemciye karşı karşıyayız. Bundan dolayı rakiplere biraz baktığımız zaman end of life ürünlerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Yeni çıkan ürünlerden bahsediyorum. Bunlara baktığımız zaman Huawei Nova 9S'nin öne çıktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu telefonu kimden almalı? Ben her videoda bundan mutlaka bahsediyorum. Özellikle sosyal medya ile ilgilenen, oyun oynayan, telefonun piline önem veren bir insansanız bu telefonu alabilirsiniz. Birçok insan bana yani Huawei telefonları incelediğimde şunu söylüyorlar. Abi bu telefonlarda Google yok. Bu telefonlarda Google kullanamıyoruz. Ben abi Google Maps'ten vazgeçemiyorum diyen birçok insan var. Ve bundan dolayı Huawei telefonu tercih etmeyen ya da tercih etmediğini söyleyen de insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki gerçekten de bu telefonda Google servislerine hiçbir şekilde erişim yok mu? Google servislerine ulaşamıyor muyuz? Mesela ben bundan Google Drive'ıma ulaşabilir miyim? Hadi gelin bu soruların cevabını bir sonraki videoda bulalım. Arkadaşlar Huawei Nova 9S şu an önümüzde ve birçok insanın dediğim gibi aslında bu telefonla ilgili kafasındaki soru işaretlenen bir tanesi. Ben bu telefonu alırsam bu telefonda Google uygulamalarını herhangi bir şekilde kullanma imkanına sahip miyim? Şimdi mesela bakın arkadaşlar burada Google uygulamaları var. Mesela Chrome bir Google uygulaması ve buraya baktığınız zaman da burada çok rahat bir şekilde Google Chrome uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Sadece burada hesap açmanız çok mümkün değil arkadaşlar. Bununla beraber mesela YouTube'da yine aslında burada görüyorsunuz arka tarafta oynayabiliyor. Bir noktada izin veriyor fakat Google Play hizmetleri olmadan bunu çalıştıramadığımız bize söyleniyor. Ama mesela arkadaşlar burada haritalar uygulaması var. Haritalar uygulamasına girdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi GPS'ten bizi bulabiliyor. Bu konuda en ufak bir şekilde problem yaşamıyorsunuz ve gideceğiniz yeri buradan aratarak Google Maps'i bu telefondan kullanmanız mümkün. Şimdi tabii ki insanlar soracak abi işte Google servislerine giremiyoruz falan filan. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hemen bakın buradan Petal Search'e giriyorum. Hemen YouTube yazıyorum arkadaşlar, tamam mı? Bakın YouTube'da şu anda gördüğünüz üzere aç yazıyor arkadaşlar. Bakın ben bunu aç dediğimde şu an gördüğünüz gibi Huawei Nova 9S arkadaşlar YouTube'u kendi tarayıcısı üzerinden açıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar giriş yaptığım zaman oturum aç dediğim zaman da otomatik olarak gördüğünüz gibi benim kendi buraya Volkan Manav Google hesabımın buraya geldiğini görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani bu bence güzel özelliklerden bir tanesi. Aynı şekilde bakın ben burada tarayıcıda size göstereyim. Şu anda Google Maps'te arkadaşlar yine burada göreceğiniz üzere yine kendi hesabımla arkadaşlar burada Google Maps'i de
kullanma imkanına gördüğünüz gibi sahibim. Yani ben buradan bir arama yaptığım zaman gördüğünüz gibi son aramalarımı buradan görebiliyorum. Bununla beraber eğer arabayla bir yere gideceksem arabaya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi evime kadar birçok şeyi bana gösteriyor. Kendi kullanıcı adımla arkadaşlar şu anda Huawei'in telefonunda Google servislerini bir şekilde kullanabiliyorum. Hatta size şunu da göstermek istiyorum. Bakın şu anda benim hani olmaz dediğim şeylerden bir tanesi burada oldu. Ve Google Drive dosyalarıma da arkadaşlar ben buradan ulaşabiliyorum. Bu da bence kesinlikle ama kesinlikle mükemmel şeylerden bir tanesi. Yani illaki Google servislerini kullanmak istiyorsanız, ben Google servissiz yaşayamıyorum arkadaş diyorsanız, en azından telefonunuzda Google servislerine bu şekilde ulaşabilmeniz bence oldukça güzel. Ama takdir her zaman olduğu gibi sizin. Fakat bakın ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğer bir kere Huawei servislerine girerseniz, atıyorum bir saat alırsanız, bununla beraber Huawei'in bir kulaklığını kullanırsanız, işte bununla beraber arkadaşlar yani Huawei'in bir bilgisayarını falan da kullanmayı başlarsanız, şöyle söyleyeyim, kesinlikle arkadaşlar zaten Google ekosistemine falan ihtiyaç duymaya başlayacaksınız. Çünkü Huawei Mobile Cloud servislerini kullandıktan sonra arkadaşlar artık bu ekosistem içinde tüm ürünlerinizi Super Device denilen bu seçeneklerle beraber kullanmaya başlıyorsunuz ki dediğim gibi aslında Google'a ihtiyacınızın kalmadığında bu noktadan sonra anlamaya başlıyorsunuz. Ama dediğim gibi çok kullanmak isteyen varsa Google Maps'i de kullanabilir. Drive dosyalarına da ulaşabilir. Ya da YouTube'daki premium hesabını normal dediğim gibi tarayıcı üzerinden kullanma imkanına yine sahip. Bu bilgileri de en azından bu telefon özelinde sizlerle paylaşmış olalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu telefondan Google servislerine ulaşmak mümkün ama şimdi bu telefonu aldığınızda ve bir Huawei ekosistemi kurduğunuzda, mesela şu anda ben Huawei MateBook Air laptopunu kullanıyorum. Bununla beraber Huawei Sancho yine masamda. Tabii ki FreeBuds 4'üm yine burada. Saatim Huawei Watch GT 3 yine burada. Ve bununla beraber de bu telefonu Huawei Nova 9S'yi kullandığımda kendi bir ekosistemimi yaratıyorum abi. Bu kendi ekosistemimi yarattığımda inanın aslında Google'a ihtiyaç duymamaya başlıyorsunuz. Ben yıllardan beri yani Google'a çok fazla ihtiyaç duyduğunu düşünen insanlardan bir tanesiydim. Ama bir süreden beri Huawei telefonlar kullanıyorum ve Google'dan çok fazla uzaklaştığımızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer kullanmak istiyorsam zaten gördüğünüz üzere hem Drive'ıma ulaşabiliyorum hem dediğim gibi YouTube'u yine tarayıcıdan kullanabiliyorum. Ya da Google Maps'e ulaşmak istediğimde arkadaşlar yine buradan ulaşabiliyorum. Ve bu noktada açıkçası çok fazla sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Özellikle haritalar tarafında bu petal haritalar arkadaşlar işi öyle bir noktaya getirmiş ki benim bugüne kadar Google Maps'te görmediğim bir özellik bize sunuyor. Bir yere doğru yaklaştığınızda arkadaşlar petal haritalar size yolun tam olarak neresinden gitmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde gösteriyor ki ben dediğim gibi bugüne kadar Google Maps'te böyle bir özellik görmemiştim. Bunu hep söylüyorum. Ya yani petal haritalar şu anda halen istediğimiz noktada bence değil. Ama yani 1-2 sene içinde ya Google Maps'i geçeceğinden de adım kadar eminim. Yani eğer Huawei ekosistemine girerseniz gerçekten arkadaşlar buradan çıkmak çok zor ve asla zaten çıkmak istemeyeceksiniz. Ben yavaş yavaş Google sistemini unutmaya başladığımı söyleyebilirim. Açıkçası şunu söyleyeceğim. Ben bu telefonu ilk aldığımda arkadaşlar teknik spesifikasyonlarına bakmamıştım. Bunun kurulumunu gerçekleştirdim. Telefonu kullanmaya başladım. Ve ben bu telefonun ekranının IPS tabanlı bir LCD ekran olduğunu kesinlikle fark etmedim. Ve ben bu ekranın OLED tabanlı bir ekran olduğunu düşünüyordum. Daha sonra teknik spesifikasyonlara baktığımda bu telefonun IPS tabanlı bir LCD ekran olduğunu gördüm. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar, zaten şu an görüyorsunuz. Bu telefonun ekranının bir özelliği var. Bu telefonun ekranı IPS tabanlı bir LCD ekran ama bu telefonun ekranı tam 1 milyar renk desteğine sahip. İşte bundan dolayı ekran muhteşem görünüyor. 2388'e 1080 piksel çözünürlükle beraber ve 90 Hz'de ekran tarama hızını birleştirdiğimizde 6.78 inçlik bu ekran arkadaşlar muhteşem bir ekran deneyim bizlere sunuyor. Bununla beraber %89.5 yani neredeyse %90'lık ekran kas oranıysa bu telefonun bence yine en güçlü yanlarından bir tanesi. P3 renk gamını da destekleyen arkadaşlar bu ekran 1.05 mm ultra ince çerçeveleri sayesinde işte bu %90'a varan ekran kas oranlarını bize sunuyor. Zaten baktığınız zaman yanlardaki çerçevenin inanılmaz ince olduğunu görüyorsunuz ve alttaki çene yapısının amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz tasarıma birebir benzediğini de ortaya koyuyor. 1 milyar renk sayesinde normal IPS tabanlı diğer ekranlara göre %25 daha iyi ve daha fazla renk bize sunuluyor. Bu da zaten şu anda gördüğünüz üzere muhteşem bir ekran deneyiminin oluşmasını sağlıyor. Şimdi gelelim biraz da Yonga setine. Yonga setinden tabii ki yeni bir Yonga seti olduğunu söyledik. Snapdragon 680 Yonga setinden bahsettik. Peki bu Yonga seti nasıl oynanıyor? Peki bu Yonga seti nasıl oyun oynatıyor?
Hadi gelin bunu hep beraber yakından bakalım. Şu anda size PUBG'den bazı görüntüler getiriyorum. Baktığınız zaman 40-45 FPS'lerde PUBG oyununu rahatlıkla oynayabildiğimizi görüyoruz. Ve bu noktada da herhangi bir bug'la karşı karşıya kalmadan oldukça iyi bir oyun deneyim bizlere sunuluyor. Ben biraz Snapdragon 680 Yonga setten bahsedeceğim ve bahsederken de yine oyun videolarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki takdir edersiniz 8 çekirdekli bir yapı var. 4 adet 2.4 GHz'den çalışan Cryo 265 Gold çekirdekleri ve 4 adet de 1.9 GHz'den çalışan Cryo 265 Silver çekirdeklerinin oluşan bir yapıyla karşı karşıyayız. Yabancı olmanız bir GPU var. Adreno 610 GPU'su bu telefona gücünü sağlıyor ve gerçekten de enerji verimli tarafında oldukça başarılı işleri imza attığını söyleyebiliriz. Telefonda yazılım tarafında Android var arkadaşlar. Yani açıkçası bu konuda ben çok fazla araştırma yaptım ama HarmonyOS olduğunu göremedim. Ve teknik spesifikasyonlara baktığım zamansa telefonun Android 11 olduğunu açıkçası yazmışlardı. Ve EMUI arkadaşlar 12.0.1 güncellemesi de bu telefonda bizlere sunuluyor. Bizim kullandığımız telefonun 128 GB hafızası ve 8 GB'da RAM olduğunun yine altını çizelim. Gördüğünüz üzere oyun tarafında herhangi bir problem yaşamadan arkadaşlar çok rahat oyun oynayabiliyoruz. PUBG tarafında 40 FPS civarlarını alırken Call of Duty tarafındaysa arkadaşlar 60 FPS'i çok rahat ve çok akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Dilerseniz biraz da bu telefonun kameralarından bahsedeyim. Çünkü bu telefonun kameralarına baktığımız zaman yine kendi muadil telefonlarından biraz daha ileride olduğunu görüyoruz. Telefonumuzda f1.9 diyafram değerine sahip 108 megapiksel bir ana kameramız var. 1/1.52 inç sensörle aslında yeni bir sensör olduğunda bize ortaya koyuyor. Bununla beraber 8 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip bir geniş açı lensimiz, 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip makro ve 2 megapiksel yine f2.4 diyafram değerine sahip derinlik sensörleri bizlere sunuluyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip bir kamera performansı var. Kameraların teknik detayları bunlar. Peki bu telefon nasıl fotoğraf çekiyor? Hem ön hem arka kamerayla gece gündüz çektiğimiz fotoğrafları şimdi sizlerle paylaşalım. Ve telefonun nasıl fotoğraf çektiği ilgili yorumları da mutlaka videonun altında bekliyoruz. We'll be right back.
telefonda 4000 mAh pil gücü var. Ve açıkçası 4000 mAh pil gücü, 6.78 inç ekran, bununla beraber işte Full HD Plus ekran, 90 Hz ekran tarama hızı, bunları böyle bir araya getirdik. 4000 mAh, ya abi 4000 mAh ne yapabilir ki dedik. Evet, telefon 4000 mAh ve 7.94 mm sadece kalınlığa sahip. Bunlar oldukça güzel ama pil performans tarafına nasıl bir sonucu imza atacak demiştik. Arkadaşlar, muhteşem bir pil performans var. Yani bizi bile şaşırtan bir pil performansla karşı karşıyayız. İşte bu noktada 6 nanometre üretim sürecine sahip yeni nesil Snapdragon 680 Yonga seti mükemmel bir enerji verimli ve mükemmel bir pil performansına sahip oluyor. Zaten Huawei telefonların yani pil performansları konusunda yani zaten efsaneydi. Huawei Nova 9 SE'de arkadaşlar yine kendi ekran boyutu, kendi ekran donanımı ve bu pil performansına baktığımız zaman neredeyse 5000 mAh pil gücüne sahip telefonlarla aynı pil performansına sahip oluyor ki telefonun pil performansını da şuralardan bir yerden sizlerle paylaşalım. Telefonun piliyle ilgili tabii ki küçük bir detay daha vereceğim. Bu telefonun pilini 66 watt hızlı şarj aletiyle şarj ediyoruz ki yine kendi fiyat segmentine baktığımız zaman birçok telefonda olmayan bu detayı da burada görebiliyoruz. Evet, telefonların fiyatları belki bir tık yükseldi ama telefonların donanımlarının da daha fazla arttığını görüyoruz. Huawei Nova 9 SE'de hem pil tarafında hem ekran tarafında hem Yonga seti tarafında mükemmel bir kullanıcı deneyimini bizlere sunuyor. Kamera tarafında küçük bir detay daha vereceğim. Bu telefonda bu vlog çekimi var. Bunu kullanan birçok aslında genç insan var. Yani hem arka kamerayla çekim yapabiliyorlar hem de ön kamerayla çekim yapabiliyorlar. Bir bu ikili görünümü yaparken arkadaşlar yani kendinizi biraz daha küçük alabiliyorsunuz. Ya da işte arka kamerayı biraz daha küçük alabiliyorsunuz. Yani burada dediğim gibi farklı seçenekler bizlere sunulmuş. Ama ekranı tam ortadan ikiye alarak hem arka kamerayla hem de ön kamerayla video çekmek bence güzel. Özellikle böyle vlog yapan bir insansanız yani bir yere gittiğinizde bir şeyleri anlatan bir insansanız bu özelliği gerçekten de kullanabilirsiniz. Bununla beraber bir de Petal Clip diye bir seçenek var. Bununla beraber yani bu işte çektiğiniz videoları da bu Petal Clip özelliği sayesinde arkadaşlar Premiere tarzında arkadaşlar telefonunuza editlemeye olanak sağlanıyor ki videoları kesip biçmeye imkana sahipsiniz. Bununla beraber müzik ekleyebiliyorsunuz. Müziğin hangi seviyede giriş, hangi seviyede çıkış yapabileceğine kadar arkadaşlar detaylı bir şekilde bunları ayarlayabileceğiniz menüler burada sizlere sunuluyor. Biraz pratik yaptıktan sonra arkadaşlar gerçekten de videolarınızı bilgisayar atmadan da Premiere olmadan arkadaşlar çok rahat bir şekilde Petal Clip uygulaması sayesinde düzenleme yapabilirsiniz. Açıkçası benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani şu sıralar kendinize orta segment bir telefon almak istiyorsanız mutlaka arkadaşlar Huawei Nova 9 serisine bir bakmadan telefon almanızı kesinlikle önermiyorum. Özellikle hediyeleriyle beraber de şu anda alınabilirlik tarafında oldukça öne çıkmış bir telefondan bahsediyoruz. Hem tasarımıyla arkadaşlar amiral gemisi telefonlara benzeyen bu tasarım oyun tarafında da kamera tarafında da mükemmel işlere imza atıyor. Tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.